Bizim özel harekatçılarımız hepsi kabadayı ben bakıyorum. Kabadayı nasıl bak? Hiç ya çok az bir maaş alıyor bu aslanlar. Ya kardeşim şu soğuk havada eksi 10 derece falan oluyor, 15 derece. Silahın tetiği ellerine yapışıyor yani. O kadar soğuk. Allah için, vatan için, millet için, Kur'an için hizmet ediyorlar. Böyle tertemiz alnından vuruluyor böyle, alkanlara boyanıyor. Kabadayının şanındandır. Vay, dövünerek ağlıyor. Ya kardeşim sen bir kabadayı ağlarsan, kabadayıya eziyet edersin sen. Onun delikanlılığına halel getirmiş olursun. Nerede görülmüş ya? Mesela İzmir efeleri var. Eskiden çatışırlardı. Efeler geniş çapta şehit verirdi. Sazla oynarlar ya. Ondan sonra işte bu eğilmez başın gibi efe şarkılar söylüyorlar. Mesela 100-150 kişi birden saldırıyor. En az 30 şehit veriyorlar. Hiçbir şekilde ağlama, inleme. Ya delikanlı bitti demektir ağladın mı? Olmaz. Delikanlı kendine ağlanmasını istemez. Çok acı bir olay bu. Çok ağrına gider. Her gün yas tutalım diyor. Bağıralım, dövünelim, saçımızı başımızı yırtalım. Feryat edelim. Ya kardeşim sen ölmeyecek misin? Senin durumun şüpheli. Sen cehenneme de gidebilirsin. O direkt cennete gitmiş. Daha ne istiyorsun ya? Sen kaldığında ne oldu ayrıca? Dünya ne yapacaksın sen? Ne yapacaksın? Eğleneceksin mi burada? Ne yapacaksın? Kendini nasipli. Nasipli değilsin ki. Nasipli olan o. Giden nasipli. Senin durumun zor. Durumun da kritik yani. Cennete, cehenneme nereye gideceğin de belli değil. Abi. Siz daha önce söylemiştiniz. Hiç PKK'ların cenazesinde PKK'ların ağladığını gördünüz mü demiştiniz? Ya kardeşim akıl almaz. Yani PKK niye askerlerimizi vuruyor? Millet ağlasın diye. Ağlasın, olumsuz propagandası millet bessin. Psikolojik olarak çöksünler diye. Ya kardeşim böyle bir şey olmaz. Tekbirlerle yıkarsın ortalığı. Kabadayılığın birinci maddesi şehitliktir. Öyle şey olmaz. Ya şehit ya gazi olur. Buna şaşacak bir şey yok.